Süreye yeniden başlayalım. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dünyada açlığın küresel olarak ciddi bir sorun hale geldiği, ülkemizde mutfağa vuran enflasyonun aile ekonomisini dağıtan ciddi bir yangına dönüştüğü, çiftçimizin ektiğinin karşılığını alamadığı için toprağı terk etmek zorunda kaldığı, çiftçinin üretim yapmasının değil, üretim yapmamasının maliyetini hesaplamaya başladığı, aile işletmeciliğin tasfiye edilerek yerine şirket tarımının egemen kılındığı, üretimin değil, ithalatın desteklendiği bir ortamda dünya tarım devine ev sahipliği yapmış, dünyadaki ürün ve bitki çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden birisinde, yani ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Her şeyden önce 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli milletvekillerim, gıda egemenliği ülkelerin kendi ekolojik ve sosyal çevrelerine uygun tarım ve gıda politikalarını bağımsız biçimde belirleyebilmeleridir. Açıkça söyleyelim, AKP iktidarı 19 yılda ülkemizin gıda egemenliğini yok etmiş, geleneksel tarım yapımız zayıflamış, ülkemiz tarımda net ithalatçı konuma düşmüştür. 2000'lerin başından beri tarımda şirketleşme derinleşmiş, çiftçi üretimden uzaklaşmış, çok uluslu tekellerin hakimiyeti artmıştır. Bugün dışa bağımlı tarımsal yapımız çiftçiyi tarımdan koparmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarım toprakları atıl kalmaktadır. 2002'de 41 milyon 200 bin hektar olan tarım alanlarımız 2020'de 37 milyon 800 bin hektara gerilemiştir. Bu alan Ankara ve İstanbul'un toplam yüz ölçümünden büyüktür. 2003'te 2 milyon 800 bin çiftçimiz vardı, 2020'de 2 milyon 100 bine düştü. Yani nüfus bu sürede 16 milyon 400 bin artarken 650 bin çiftçi üretimden ayrıldı. Bunlar sadece rakam gibi gözükse de tarımdan kopuş, göçe neden olmakta, kent yoksulluğunun temelini de oluşturmaktadır. Üzülerek ifade etmeliyiz ki 2022 bütçesinin açıkça gösterdiği şey, tek adam rejiminin bütün yerlilik ve millilik masallarına rağmen yerli tarımı tasfiye, tarımda emperyal şirketlerin egemenliğini tesis etme projesinin tüm hızıyla sürmekte olduğudur. Hem de bu proje iktidarın kendi çıkardığı tarım yasasının bile aleyhine bir saldırganlıkla hayat bulmaktadır. 2022 bütçesinin tarıma ayrılan destek yalnızca 25.8 milyar liradır. Ancak tarım kanununa göre, madde 21'e göre verilmesi gereken destek 78.8 milyar liradır. Sayın Bakan, bu paralar nerede? Çiftçimizin cebinden alınan 53 milyar lira kimin cebine girecek? Değerli milletvekilleri, dünyada gıda ticaretinin pandemi nedeniyle yavaşladığı, ülkelerin tarım stoklamalarının arttığı, gübre, mazot, elektrik ve tohumda fiyatların aşırı yükseldiği bir dönemde yasa gereği verilmesi gereken 78.8 milyar destek yerine 25 milyar lira destek vermek demek, çiftçinin 53 milyar lirasını gasp etmek demektir. Çiftçiye bu sene ekim yapma, ekim yaparsan iflas edersin demektir. Ülkede yerli tarım biterse bitsin, tarımsal üretim tekellerince yapılsın demektir. Tüketici için daha pahalı gıda, daha çok ithalat, bütçe için daha çok döviz açığı demektir. Bunu bilmiyor olamazsınız Sayın Bakan. Yerli tarım aleyhine bu politikaları bilinçli olarak tercih ediyorsunuz. Kara kış kapıda, gıda krizi kapıda. Bu gidişle ekmek 4 lira, ayçiçek yağının litresi 50 lira olacak. Ekim ayında üretici ile market fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı. Süreç gıda egemenliği açısından çok kritik. Tarımsal üretimin devamlılığını koruyacak adımlar acilen atılmazsa ülkemize çok pahalıya mal olacak. Sayın Bakan, gübre desteği 2022'de %100 artacak şeklinde açıklama yaptınız. %100'lük bir artış oran olarak yüksek gibi görünse de 16 lira olan gübre desteği 32 liraya çıktı. Üstelik bu rakam 2022'nin üretimi ile ilgili, yani ödemesi 2023'te yapılacak. 2023'te enflasyon ne olur, gübre fiyatları ne olur, üretim yapan çiftçi kalır mı kim bilir. Bir mısır üreticisi bir dönümde 5-50 kilo taban gübresi
50 kilo üst gübre kullanıyor. Ve bu iki gübrenin üreticiye dönüm başına maliyeti bugün 800 lira. Çiftçinin mutlaka atmak zorunda olduğu bir gübre bu. Bunu atmazsa verimlilik düşer. Çiftçi şu anda gübre ihtiyacım var diyor, desteğe ihtiyacım var diyor. Siz 2 yıl sonraki ödemeden bahsediyorsunuz. Ekilmiş, biçilmiş, hasat edilmiş ürüne 1 yıl sonra destek veren tek ülkeyiz. Köylü tarlasını sürdü, tohumunu ekti ama devlet hangi ürüne ne kadar destek veriyor, hangisinin üretimini teşvik ediyor bilmeden ekim yapmakta. Siz bugün 800 lira harcama yapacağı gübreye 2023'te 32 lira destek vereceksiniz. 800 lira da 32 lira, %4'e gelir. Bu mudur destek? Geçen yıl 1 dekar buğday için gübre desteği 16 lira idi. Üre gübre kilosu 1 lira 80 kuruş idi. Çiftçi 16 lira ile 8.8 kilo üre gübresi alabiliyordu. Desteği 4 lira artırarak 2021 yılı için 20 liraya çıkartıyorsunuz. Peki artırılmış haliyle 20 liraya çıkan destek ile şimdi kaç lira, kaç kilo üre gübresi alınıyor? Yalnızca 2.2 kilo. Anlayacağınız gübre desteği artmadı. 8.8 kilodan 2.2 kilo düştü Sayın Bakan. Dünyanın hiçbir yerinde bunun adı destekleme değildir. Bunun adı olsa olsa çiftçiyi enflasyona ezdirip gıda pahalılığını tetiklemektir. Eğer çiftçimiz yeterli gübre kullanmazsa rekolte düşer. Bu da daha çok ithalat ve döviz açığı demektir. Bu koşullarda Sayın Bakan'ın çiftçi zarar etmiyor açıklamasına da değinmek lazım. Haklısınız bakan, çiftçi zarar etmiyor, iflas ediyor. Değerli milletvekilleri, dünyanın dört bir yanında tarım ve gıda piyasasında arz güvenliği ve fiyat istikrarı adına gübre sektörüne yönelik ülkemizin aksine üreticiyi koruyacak önlemler açıklanıyor. Rusya'da enflasyona mücadele kapsamında gübre üreticilerinin de aralarında bulunduğu birçok sektörü kapsayacak şekilde doğalgaz fiyatını sabitleme kararı aldı. Bunun karşılığında Rusya Gübre Üreticileri Birliği Temmuz-Aralık döneminde gübre fiyatlarını sabitledi. Dünyanın önde gelen gübre ithalatçılarından Hindistan, küresel fiyatlardaki yükselişe karşı çiftçilerini korumak ve yerli sezonda üretimin devamlılığını sağlamak adına ek bir destekleme paketi açıkladı. Ülkemizde ise başta da belirttiğim gibi üretici üretmekle üreticiliği bırakmak arasında karar verme aşamasına geldi. Sayın Bakan, siz ise Türkiye'de bu sezon itibarıyla ben zarar ettim diyen çiftçimiz yok. Gübre desteklerini artırdık. Yeterli mi? Değil. Ama elimde olsa çok daha fazlasını verirdim dediniz. Elinizden tutan mı vardı Sayın Bakan? Yani siz bu ülkenin bir bakanı olarak ben çiftçiye daha çok destek vermek istiyorum. O nedenle Tarım Kanunu 21. madde uygulansın dediniz de kim olmaz dedi. Bunu açıklamalısınız. Bir de çiftçiye moral ve motivasyon vermek en önemli dediniz. Vereceğiniz moral motivasyonla kaç kilo gübre alınır Sayın Bakan? Çiftçi elektrik ve doğalgaz faturalarını ya da vergilerini moral ve motivasyon olarak ödeyeyim dese kabul eder misiniz mesela? Bu nasıl bir tarım politikasıdır? Çiftçi sizden moral motivasyon değil, somut destek bekliyor Sayın Bakan. Algı yönetimiyle, inkar etmekle, rakamları değiştirmekle, dilek temenniyle, moral motivasyonla kotarmaya çalıştığınız tarım politikaları 7000 yıldır tarım yapılan toprakları tarım ithalatçısına dönüştürmüştür. Oysa hazine garantili projelere verdiğiniz desteğin onda birini tarıma verseydiniz çiftçi bugün perişan olmazdı. Gübre fiyatlarının tarımsal üretimi ölümle tehdit etmesinin yanı sıra son bir yılda tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları %57, mazot fiyatları %30, digem, hububat, tohumluk fiyatları %40-63 arasında, süt yemi fiyatları %52 ve besi yemi fiyatları %48 arttı. Sizce bu girdi maliyetleriyle zarar etmemek mümkün müdür? Sayın Bakan, dünyada gıda fiyatları artıyor, bu dünyanın sorunu diyorsunuz. Doğrudur, dünyada da fiyatlar artıyor. Ancak TÜİK Gıda Fiyat Endeksi küresel tarım fiyatlarını gösteren Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksinin 3 katını aştı.
Türkçesi şu: bizdeki pahalılık dünyadaki pahalılığın tam 3 katı. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye kadar yüksek gıda enflasyonu yok. Sayın Bakan, bir diğer konu seçim bölgem Muğla ile ilgili. Muğla'nın Milas ilçemizde toprak mahsulleri ofisi son 5 yılda atıl durumda olduğu gerekçesiyle özelleştirildi. Asli görevi hububat üreticisinden destekleme alımı yapmak olan toprak mahsulleri ofisi açıkça Türkiye genelinde olduğu gibi 5 yıldır Milas'ta da kan ağlayan hububat üreticisini destekleme amaçlı alım yapmadığını itiraf etti. Milas Toprak Mahsulleri Ofisi neden üreticiyi desteklemek amacıyla son 5 yıldır hububat alımı yapmamıştır? Bu konu basına yansıdığında AK Parti Milas İlçe Başkanı şöyle bir açıklama yaptı: İhaleye giren arkadaşımız bizim yönetim kurulu üyemiz, bizim adımıza bu ihaleye girdi dedi. Bu garabet açıklamanın anlamı nedir? AK Parti ilçe yönetimi olarak mı bu ihaleye girilmiştir? Bakanlığımızın siyasi parti ilçelerine, ilçe başkanlarına, ilçe yönetim kurulu üyelerine toprak mahsulü ofislerini kiralamak gibi bir politikası var mıdır? Sizin göreviniz çiftçiye güç vermek, destek vermek, hububat alımlarında hem üretici hem de tüketici korumak değil midir? Sayın Bakan, bu yıl limon dalda kaldı. Biraz önce geldiğinizde size göstermeye çalıştık ama çiftçiye selam vermediğiniz gibi vekillere de selam vermeden geçtiniz. Limonun kilo maliyeti 1,5 lira. Ancak bu sene çiftçi 1 liradan bile limonu satamadı. 40 kuruşa satmak zorunda kaldı. İlaç, gübre ve tarımsal makinelerin maliyeti %100, %250 arası arttı. Seçim bölgem Muğla'da, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da limon üreticisi feryat ediyor. Yıllık ortalama 110 bin ton limon üretilen bölgede çiftçiler son 5 yıldır limonu maliyetlerin altında satmak zorunda kalıyor. Bu yıl kilo fiyatının 80 kuruşa, 40 kuruşa düşmesine rağmen yine de ürünü satamayanlar var. Aynı limon tezgahta 7 lira. Borçlarını ödeyemeyen birçok çiftçi bahçesini satışa çıkarmaya başladı. Çaresizlikten ağaçlarını kesenler var. Çiftçi, ağacımızı kesersek 10 yıllık emeğimiz boşa gidecek, sesimizi duyan yok diyor. Limon üreticisinin sesine niye kulak vermiyorsunuz Sayın Bakan? Sayın Bakan, Muğla'daki arıcıların sorunları yangınlar sonrası katlandı. Üretiminde dünya lideri olduğumuz çam balının üretim sahası olan binlerce hektarlık Basralı saha yandı. Basra böceğinde büyük kayıplar oldu. Bu nedenle arıcılarımız kovan desteğinin %100 artırılmasını istiyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının en az 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesini istiyor. Kovan başı desteklemelerinin Ocak-Şubat aylarında mutlaka verilmesini istiyor. Muğla arıcılarının arıyı kışın beslemek için şu anda 15 bin çuval şeker talebi var. Ancak Türk Şeker bu ihtiyacı karşılamıyor. Arıcılar taleplerinin eksiksiz şekilde yerine gelmesini talep ediyor. Sayın Bakan, iktidarınız pandemi sürecini nasıl yönettiyse 67 bin dekarın yok olmasına neden olan yangın sürecinde öyle yönetti. Önce işi oluruna bıraktınız, müdahale ettiğinizde işte iş işten geçmiş oldu. Kendi yetki ve sorumluluklarınızı yerine getirmekte kifayetsiz kalıp suçu başkalarına yüklemeye kalktınız. Tedbirsizlikleri, eksikleri bütün dünya gördü ama siz görmezden geldiniz. Binlerce dönüm arazi cayır cayır kül olurken insanların kafalarına çay atan bir anlayışınız var. Yangınların üzerinden aylar geçti. Merak ediyoruz, eksikleri giderdiniz mi? Örneğin Sayıştay raporunda Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde Aralık 2020 tarihi itibarıyla 9.591 sürekli işçi kadrosu boş olarak durmaktadır diyor. Bu kadroları doldurup yangına müdahale için ne gibi çalışmalar yaptınız? Yoksa böyle çalışmalar yapılmadığını yeni bir yangın sürecinde mi öğreneceğiz? Buna ek olarak yine Sayıştay ülkemizdeki toplam ormanlık alanının %60'ının yangına hassas Sayın alan Gelin, bitiriyorum başkanım. Bir dakika süre veriyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buna ek olarak Sayıştay ülkemize toplam ormanlık alanının %60'ının yangına hassas alan olmasına karşılık
yangının yaratacağı tahribatı azaltacağı bilinen yangın eylem planlarının her yer yerleşim için hazırlanmadığı eleştirisinde bulunuyor. Yangın eylem planlarının tamamlanması hususunda nasıl bir adım attınız? Aylarca uçakları tartıştık. Buradan bir sonuç çıkarıp uçak filosu kurdunuz mu? Yine böyle bir yangında orman teşkilatının elinin kolunun bağlı kalacağını içimiz acıyarak mı göreceğiz? Muğla'daki orman yangınlarında acı bir gerçeğe daha şahit olduk. Çiftçi mazot pahalılığı nedeniyle buğdayın baş ağını almış, saman kısmını tarlada bırakmış. Vatandaş mazot pahalı, getirisi götürüsünü karşılamaz diye dokunmamış samanına. Bu durum yangının daha hızlı yayılmasına da sebebiyet verdi bazı yerlerde. Bu durumdan haberiniz var mı Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanlığı 2022 programında tarımla ilgili olarak şöyle diyor. Toprak ve su kaynaklarında öngörülen daralma ve iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, gıda zincirinde teknolojik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal üretimde verimliliğin artılması ve gıda kayıpları ile israfın önlenmesi konuları dünya tarım gündeminde öne çıkmaktadır. Yani dünyada tarımla ilgili, beslenmeyle ilgili, gıda ile ilgili önemli kaygılar var. Türkiye'de bu kaygıları taşıyor. Sunumunuzda da bu konuların öne çıktığı bir vizyon olmasını dilerdim. Yani bu konularla ilgili biraz daha fazla son bölümde bilgi verebilirsiniz. Bunlarla ilgili bakanlık olarak benzer kaygıları taşıdığınızı, onlara yönelik olarak bütçe hazırladığınızı, projeler hazırladığınızı görebilirsek memnun oluruz. Çünkü toplumda bu kaygı var. Bu sıkıntı var. Bir de böyle bölük bölçük olacak konuşmam. Kusura bakmayın süreden dolayı. Yeşil mutabakata çok az yer verdiniz bu konuşmanız. Geçen yıl yoktu ama bu yıl yeşil mutabakat önemli biliyorsunuz. 2030'a kadar %45-55 arasında karbon salınımının önlenmesini, azaltılmasını, 2050'ye kadar da sıfırlanmasını amaçlıyor Avrupa Birliği. Dünyada da bu yönde çalışmalar var. Bizim tarımımızı özellikle ihracatımızı etkiliyor ama tarım ihracatımızı da çok etkiliyor. Bununla ilgili daha detaylı bilgi verebilirseniz memnun olurum. Bugün bir haber vardı. Pestisit kontrol sıklığı %20 aralığına çıkarılmış. Yani daha fazla kontrol söz konusu. Bu yeşil mutabakat kapsamında Avrupa'ya ithalat ve ihracatımızın, dış ticaretimizin hemen hemen yarısını yapıyoruz. Bu durumda yeşil mutabakat konusunu daha fazla ön plana çıkarmamız gerekir. Yeşil mutabakat çerçevesinde neler yapıyoruz? Avrupa Birliği başkanlığı mı, genel müdürlüğü mü şu anda bilmiyorum. Ama onların bazı çalışmaları olması lazım ve diğer birimlerin de bu doğrultuda çalışmalar yapıyor olması lazım. Türkiye'nin üretiminin, tarım üretiminin Avrupa Birliği bu yeşil mutabakat kıstaslarına uygun olması lazım. Bu yakında bununla ilgili kontroller daha da sıklaşacak çünkü. Böyle bir sorun var. Belki sorun değil aslında bu. Belki avantajımız. Çünkü biz bu konularla ilgili bir adaptasyon süreci geçirdik. İyi çalışılırsa, iyi bir politika izlenirse Türkiye'nin avantajı olabilecek bir konu yeşil mutabakat aslında. Birkaç soru soracağım son bölümde sormak istemiyorum. Devlet su işlerinin tarım için deniz suyunu tarımda kullanma araştırma projeleri var mı? Proje çalışmaları, ARGE çalışmaları var mı? Bunu sormak isterim, öğrenmek isterim. Gökpınar Barajı'nın Polatlı'daki gelecek yıla biteceğini söylediniz, geçen yıl söylediniz. Henüz bitmedi Sayın Bakan. Su tutmaya başlamış ama bu sene bitiremedik herhalde. İnşallah daha uzun süre kalmaz. Sizin birkaç ay önce bir gittiğinizi de biliyorum oraya. Ama açmayı da 2015'te temeli atıldı.
2 yıl içerisinde bitecekti. 6. yıldayız. İnşallah daha uzun sürmez Sayın Bakanım. Geçen sene bu sene bitireceğinizi söylemiştiniz. Bir de bakanlığınıza bağlı birimlerin Ankara'daki yatırımlarını bir not olarak istiyorum. Milletvekili olarak takip edebilmek açısından. Bakanlığınızın yatırımları, DSİ de dahil olmak üzere toplu olarak yatırımlarını bir not olarak verebilirseniz tablo olarak memnun olurum. Geçen yıl bir de karayollarından daha fazla yatırım bütçesi DSİ'nin ayrıldığını söylediniz. Bunun ilk defa olduğunu, ilk defa bu kadar yatırım bütçesi aldığını, bundan dolayı mutluyum ve müşteriyim demiştiniz ama uygulamada karayolları daha fazla şey aldı. Gerçekleşmesi çok daha yukarıda oldu maalesef. Bunun öyle olmasından ben de mutlu ve müsterri olacağım. Onun için bu yönde bir çalışmanız olursa memnun olurum. DSİ'nin bütçesinin çok daha büyük olması lazım. Türkiye bir kuraklık iklimine giriyor. Sıkıntılar var. Çok da şikayet var. Onun için DSİ bütçesinin gerçekten büyük olması lazım. Sayın Bakanım, şimdi bu kesin hesapla ilgili, Sayıştay raporları ile ilgili bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ben diğer konuları diğer arkadaşlarıma bırakıyorum, diğer kurumları, ama bakanlığınızla ilgili Sayıştay raporuna değineceğim. Dediğiniz gibi toplam döner sermaye ile birlikte 44 bulgu söz konusu. Burada %20'lik bir düşüş olduğunu geçen yılları hesaplayınca söylediniz ama Sayın Bakanım, Sayıştay denetçiler isterlerse bu bulgu sayısını istedikleri kadar artırabilirler. Bulgu sayısının çok önemi yok. Yani bulgu sayısı önemli değil ama içeriği çok önemli. Bu bulgu listesine bakıyorum, çok çok önemli konular var. Siz özel sektörde bilen birisiniz. Şimdi özel sektörde bir şirketinizin size böyle mali tablo vermesi durumunda ne yapardınız merak ediyorum. Hakikaten soruyorum. Böyle bir mali tablo size verilse özel sektörde ne yaparsınız? Ya da ortaklarınız ne yapardı? O şirket ortakları ne yapardı? Baksanıza, banka hesaplarının tam olarak raporlanmaması. Ya ne demektir banka hesaplarının tam olarak raporlanmaması Sayın Bakanım? Ve mali tablolardaki banka mevcudunun tutanaklarla teyit edilememesi. Yani böyle bir şeyin olmaması lazım. Bakın, yani meblağlar ne kadar olursa olsun şey de değil, önemli de değil ama yine de ben onlarla ilgili de bilgi vereyim. 262 milyon lira banka mevcudu, banka tespit tutanaklarının düzenlenmediği, haricen tespit edilen 221 milyon küsur lira banka mevcudunun ise raporlanmadığı tespit edilmiş. Az buz da değil. Yani meblağ da çok önemli değil ama sonuçta bunlar, bu kayıtların vergi usul kanunundaki deyimle ihticaca sahip olmadığını gösteriyor. Yani Sayıştay raporlarında olumlu olumsuz görüş vardır, şartlı görüş vardır, bir de görüş bildirmeme vardır. Burada ben Sayıştay denetçisinin, ki buradalar, kendilerine de söz verebiliriz, kendisini çok zorladığını düşünüyorum bu raporu yazarken. Geçen yıl kendisine söz vermiştik Sayıştay denetçilerinin, onlar da konuşmuşlardı hatırlarsanız. Bakanlığın bu konuyla ilgili olarak eğitim alacağını, Maliye ve Hazine Bakanlığı'yla görüşeceğini, buradaki eksikliklerin giderileceğini kendisi de söylemişti. Sayıştay denetçisi arkadaşım da kayıtlı şeyde, tutanaklar da var. Siz de bu doğrultuda çalışmalar yapacağınızı söylemiştiniz. Şimdi böyle basit bir konu olsa anlayacağım ama bu kadar önemli konuların kayıtlara girmemesi bakanlık çalışmaları ile ilgili ya da bakanlık istatistikleri ile ilgili çok önemli zafiyetler olduğunu, defekler olduğunu söylüyor. Bunun olmaması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı 1201 adet harcama birimi, 1201 adet harcama birimi, 1004 adet muhasebe birimi eliyle mali işlemlerini yürütüyor, muhasebeleştiriyor.
Sonuçta kaç tane olursa olsun artık otomasyon çağındayız. Yani bunların sorun olmaması gerekiyor Sayın Bakanım. Buradaki 44 bulguya da değinemeyeceğiz maalesef ama çok kısa olarak yine mesela avans kredi tutarlarından süresi içinde mahsup veya iade edilmeyenlerin kişi borcunu alınmaması. Bunları da tablo halinde vermiş Sayıştay. Avrupa Birliği bu sadece mahsup süresinde kapatılmayan avans ve kredileri gösterdikten sonra Avrupa Birliği İBB yardımlarından proje muhtemelerine verilen avansların kapatılma sürelerinin de belirlenmemesi eleştirisini de yapmış. Yine TÜBİTAK kaynaklarından verilen, teşekkür ederim Sayın Başkan, bitiriyorum. Hesaba kaydedilen avanslarda mahsup süresine uyulmadığı ve gecikme zammının hesaplanmadığı da tespit edilmiş. Sayın Bakan, bunlar önemli konular. Bakanlığın evraklarının ne halde olduğunu gösteriyor. Ama bir tane daha örnek vardı, onu da vereyim. Ne halde olduğunu net olarak gösteriyor. Uzun süreli kiralanan meraların kira gelirlerinin ilgili hesaplarda muhasebeleştirilmemesi ve mali tablolarda raporlanmaması. Yine araç kiralama konusunda bile hizmet alımı ihalelerinde ihale komisyonunca sınır değer hesabının yapılmaması eleştirileri var. Bunlar hep önemli konular Sayın Bakan. Bunlar bakanlığın bazı faaliyetleri olduğunu ama bu faaliyetlerin kayıtlara yanlış geçirildiğini, dolayısıyla tabloların, istatistiklerin yanlış olduğunu gösteren kanıtlar. Bunların üzerinde durulması lazım. En fazla sizin bakanlığınızda eleştiri var, Sayıştay bulgusu var. Teşekkür ederim. 3 yıldan beri böyle devam ediyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum Sayın Bakan. Değerli yetkililerimiz önümüzdeki... Şu 2021 yılında tarım bütçesini 22 milyar olarak açıklamıştınız, destekleme bütçesini. Daha sonra Cumhurbaşkanı 24 milyar olarak 2 milyar ilave ettiğini söyledi. Ama görüyoruz ki bütçeyi hangi rakam üzerinden değerlendireceğimizi biz bilmiyoruz. 22 milyar mı? 23 milyar mı? 24 milyar mı? Çünkü her biri için ayrı bir sonuç çıkacak. Birincisi bu. İkincisi, bu bütçe kimin bütçesi? Öncelikle tarımda eğer biz kendi kendine yeterlik ya da tarımda bir iyileşme, üretimde artış, toplumun ucuz gıdaya, yeterli gıdaya ulaşması, toplumun gıda güvencesi gibi bir ülkenin ya da bir devletin ya da bir hükümetin temel sorumluluğu olan işlerini yapabilmesi için bütçe hakkının kime ait olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bakıyoruz bu bütçe çiftçinin. Çiftçi son bir yılda 27 milyar borçlanmış. Ve son 19 yılda 700 bin azalmış. Çiftçinin borç yükü 84 kat artmış. Çiftçi şu anda ürettiğini pazarlayacak bir alan bulamamakta. Çiftçi göç etmekte. Çiftçi tarlasında ne yazık ki köle konumuna düşmekte. Bütün bunlara baktığımızda bu bütçenin, çiftçinin bütçesinin olmadığını görüyoruz. Neden? Kuraklıkla ilgili iki şey var. Bir, gerçekten Türkiye'de 2022 yılında yaşanan kuraklık iklim değişikliğinden kaynaklanan bir kuraklık ve etkileri midir? Yoksa aslında bunun etkisi kısmidir. Gerçekten kuraklığın etkili olmasının temel nedeninin 19 yıldır AKP iktidarının sulamaya dönük yeterli yatırım yapmaması mıdır? GAP, KOP, DOP bütün bu projelerle ilgili hiçbir yatırımı yeterli düzeyde öngörmemesidir. Neden? Çünkü bunların doğrudan geri dönüşü yok. Çünkü bunların garantisi yok. Oysa bir devlet köprüye, tünele, havaalanına garanti vereceğine, halkının temel gıdasına destek vermelidir. Ama bunların yerine sadece müteahhitleri zengin etme politikası uygulanmıştır. O zaman birincisi, bu bütçe çiftçilerin bütçesi değil. Peki kimin bütçesi? Bakalım. Bir başka, yine onu da devam ettirelim. Defalarca söylediniz hükümet yetkilileriyle. İthalat ve ihracatta biz açık bir şekilde ihracatçıyız dediniz. Çok net söylüyorum. Çok net. Türkiye tarım ve hayvancılık dış ticaretinde tamamen ithalatçıdır. 122 milyar dolar ithalata karşılık 88 milyar dolarlık ihracat vardır.
Başka bir şey söyleyeceğim Sayın Bakın, dikkatinizi çektiği için kıymetli. Bakın, biz üretim artışı yaptık diyorsunuz değil mi? Tarımsal üretimde artış var. Tarımsal üretimdeki artışın tarımsal üretim değeri 2011 yılında 109 milyar dolara kadar çıkmışken 2020 yılında 78 milyar dolara düşmüş. Alın bunu bir kere yazın. Ama bir başka asıl önemlisini söyleyeyim. En büyük paradigma görmek istemediğimiz bu tarımsal artış, yani 96-99 milyon tondan 126 milyon tona çıkan üretimde aslında asıl meselenin temel ürenlerde bir üretim artışı olmadığı. Yani hububat, buğday, arpa, mısır, yani baklagil, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yani endüstri bitkileri, pamuk, kenevir, ayçiçeği, yani buna benzer temel, toplumun temel gıdası olan ürünlerde aşırı bir açık olduğunu şöyle söyleyebilirim. Çok net bir şekilde yaklaşık olarak ihracat miktarınız 25.995 milyar kilogramken ithalat miktarınız 194 milyar kilogramdır. Bunun dolar karşılığı ihracat 25 milyar dolar, ithalat 101 milyar dolardır. Yani sizin o biraz önce söylediğim 88 milyar dolarlık ihracat meselesinin aslında çok büyük bir kısmı da temel ürünler üzerinden değil, açık bir şekilde meyve, sebze, yani toplumun temel besin ihtiyacı üzerinden değil, yetiştirme kültürü üzerinden. Bu aslında Sayın Bakan, kapitalizmin, emperyalizmin, çok uluslu şirketlerin Türkiye'ye dayattığı üretim modelidir. Yani buğdaydan elinizi çekin, arpadan elinizi çekin diyerek onun yerine başka ürünleri ikame etmektedir. Ama aslında çok önemli bir veri daha var. O da iyi bir veri. Aslında Türkiye'nin kaynakları, bakın Türkiye'nin kaynakları çok güçlüdür. Eğer Mısır'da biz üretim artışı yapmışsak, çeltikte üretim artışı yapmışsak, diğer ürünlerde de üretim artışı yapabiliriz. Ama uyguladığınız yanlış tarım politikaları nedeniyle şu anda özellikle tarım ve hayvancılıkta Türkiye doğrudan ithalatçı bir ülke konumundadır. Bir başka mesele, sürekli söylüyorsunuz ama gerçekten aklımız ağlay eder gibi. Tohum meselesi. Diyorsunuz ki biz geldik tohumu 8 kat arttırdık. 1 milyon 200 bin ton arttırdık. Peki ihracatınız ne kadar? 70 bin ton. Gerisi 1 milyon 130 bin ton tohum nerede? Kendi çiftçisini pazar yapan, kendi yerel çeşitlerini yok eden, kendi atalık tohumlarını yok sayan, onun yerine yabancı şirketlerin üst kurduğu, bütün topraklarınızın, bütün en önemli ıslah merkezlerinizin sadece yabancı şirketlerin elinde olduğu ve kendi üreticinize tohumu 2 kat fazla satıp ihracatçılara yarı fiyata sattığınız bir tohum politikasından bahsediyoruz. Yani 1 milyon 200 bin tohumun 1 milyon 130 bin tonunu kendi çiftçilerinizi paralı pazar yapmışsınız ve bu tohuma verilen paranın tümü yabancı şirketlere gitmektedir. İşte sizin yerli tohum politikanız, üretim politikanız bu pencereden açık bir şekilde değerlendirilebilir. Doğal afetler meselesine gelince de Tarsim'den, bütçeden ayırdığınız para, çok net söyleyelim, yaklaşık olarak 1 milyar 924 milyon Tarsim'den ayırdığınız, biliyorsunuzdur mutlaka söyleyeyim, Tarsim'de yapılan poliçe miktarı sadece 26 milyon dönümdür. Ekilen ne kadar? 195 milyon dönüm. Peki yapılmayan ne kadar? %86, yani %14'ünü yapıyorsunuz. Böyle bir doğal afet modeli 2006'dan bugüne kadar nasıl sürdürebiliyorsunuz bunu? Nasıl iptal etmiyorsunuz? Bunun doğal afetler sorununu çözemediğini çok net bir şekilde görmek zorundayız. Hayvancılık meselesi. Sadece yeme, çiftçinin cebinden çıkan 100 milyar TL. Koyduğunuz destek 7 milyar. 7 milyar. Mazot destek 3 milyar, kullanılan 24 milyar. Gübre, neresinden bakarsanız bakın, en büyük gider olmaya başladı. 1 milyar 500 milyon lira destek koymuşsunuz. Gübrenin gideri en az 35 milyar. Bütün bunları gördüğünüz ve ortaya koyduğunuz şu tabloyla gerçekten insanlara bu dünyada şükrü, öbür dünyada cenneti vaat ediyorsunuz galiba. Belki de adı bu.
Zenginler fakirlere ve yoksullara sadece Tanrı'yı bıraktılar. Başka da bir şey bırakmadılar demek gibi bir anlayışa sahipsiniz. Ve ormanlarla ilgili bir şey söyleyeyim son olarak. Cumhuriyet tarihine, bundan sonraki bütün hükümetlere ve bütün tarihsel sürece isim yazdıracaksınız. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman talanını yaptığınızı çok açık ve yüksek sesle söylemek isterim. 9 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe orman kesimini hangi mantıkla ifade edeceksiniz merak ediyorum. Ne oldu 200 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık ormanları 4 milyar ağaçla, yeni bir ağaçla ikame mi edeceğinizi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Son sözüm başkanım, son sözüm. Orman meselesinde sadece şöyle bir soruyu sormak isterim. Cumhurbaşkanının talimatıyla uçak alacağınızı söylemiştiniz. Bu bütçede ormanlar için, yangın için uçak alma parası var mı? Uçak almayı düşünüyor musunuz? Ve son olarak bu bütçe ithalatçıların, çok uzun şirketlerin ve ne yazık ki siyasal iktidarın ithalat lobilerinin bütçesidir. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Sayın Bakan'ın sunuş konuşmasını dinleyince sanırım Bakan Bey başka bir ülkede yaşıyor diye kendimi böyle bir düşünmekten alıkoyamadım. Böyle bir pembe tablo, büyük bir rüya gibi geldi. Oysaki gerçekler, istersen laf atma, sen çok laf atıyorsun. Bir kez daha uyarıyorum, böyle laf atıp tutma. İlave süremi de lütfen rica ediyorum Sayın Başkan. Ya siz ne dayanmaz insansınız ya? Ne dayanmaz insansınız ya? Fikrinizi söylüyorsunuz, ben de fikrimi söylüyorum. Niye laf atıyorsun sen? Gerçekler ve rakamlar hiç öyle söylemiyor. Çiftçilerimizden, besicilerimiz, yetiştiricilerimizin hepsi çok çok dertliler. Özellikle elleri öpülesi, elleri nasırlı, alın teriyle çalışan çiftçilerimiz bugünlerde çok dertliler. Çünkü tarımsal üretim yapamaz duruma geldiler. Bu nedenle buradaki pembe tablo olsaydı, şimdi bugün çiftçinin durumu iyi olmuş olacaktı. Ben öneriyorum Sayın Bakan'a ve bakanlıktaki tüm yetkililere, kalkın koltuklarınızdan, karışın çiftçilerin arasına, görün çiftçilerin halini, neler çektiğini bir bakın. Üretim yapabiliyorlar mı? Hangi şartlarda üretim yapabiliyorlar? Gelin yerinde görün. Ama maalesef gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, vicdanlarınız yok olmuş. Çiftçilerimize sırtınızı dönmeyin. Çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor. Özellikle tarımda kullanılan girdiler çok fahiş oranda arttı. Bu durumda çiftçinin hem üretim yapamaz hale geldi hem ocağı söndü. Nasıl sönmesin ki? Birkaç kalem örnek vermek istiyorum. Örneğin mazot. Yılda 3 milyar litrenin üzerinde mazot kullanılıyor. Geçen yıl mazotun fiyatı 6.20 idi. Bu yıl 8.5'ün üzerinde. Aradaki 2 lira fiyat farkıyla şu anda çiftçinin cebinden 6 milyarın üzerinde para çıkmıştır. Geçen yıl destekleme 2019-2020'de 22 milyar, 2021'de 22 milyar, yolda düzelttiniz 24 milyar dediniz. Velev ki 24 milyar olduğunu kabul edelim. Bu yılki destekleme 25.8 milyar, 1 milyar 800 milyon destek veriyorsunuz ama 6 milyar çiftçiye zarar ettiriyorsunuz. Yem fiyatları, süt yeminin torbası geçen yıl 70 lirayla 80 lira, bu yıl 190 lira. Peki süt fiyatları ne? Süt fiyatları yerinde sayıyor. Hani süt, sütle yem paritesi çiftçi lehine korunacaktı. Yolda geçerken satın aldığınız yarım litre su şişesi bile sütten daha pahalı. Gübre, Sayın Bakan, burayı iyi dinleyin. Gübre artık bundan sonra kuyumcularda satılacak. Şu anda elimdeki gübre 1 kilo üre gübresi tonu 10 bin lira, yani kilosu 10 lira. Çiftçi istese de bu gübreyi atamaz, kullanamaz. Rakamları örnek ve gerçekçi olarak anlatıyorum. 2020'nin Haziran'ında bu gübrenin kilosu bir tonu 1800 lira, 2021'e gelindiğinde 4000 lira, bugünlerde 10 bin lira. %600 gübrenin fiyatı artmış. Yani aylık %35 fiyat artmış.
Hangi para böyle bir değer kazandırır? Hangi stokçunun elinde böyle bir gübre var da çiftçi kullanamıyor? Sayın Başkan, limon bölgemizde ve Mersin'de çok önemli bir ürün. Ülkemiz için de önemli limon. Bu bir kilogram gübre, kilosu 10 lira. Bu bir kilogram limon 30 kuruş. 30 kuruş. Şu anda Çukurova'da bütün çiftçiler limonu kesiyorlar. Dallarını da kesiyorlar. Döneminizde çiftçiler şu anda ahırında ineği, tarlası, traktörü hepsi hacizlik ve icralık oldu. Yazıktır. Çiftçinin yakasından elinizi çekin. Sırtınızı dönmeyin. Başka ülkelerin çiftçilerine milyar dolarlar aktaracağınıza kendi çiftçinize aktarsaydınız. Atamalarla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yıllardır size dilimizde tüy bitti, dilimizde diken bitti. Anlatmaktan biz yorulduk, siz dinlemekten usanmadınız. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, ziraat teknikeri, teknisyenler, bir sürü meslek grubu sizden atama bekliyor Sayın Bakan. Bu atamayı yerine getirin, gençlerin feryadını duyun. Her gün maillerimize, mesajlarımıza, bütün hepinizin binlerce, on binlerce mesaj geliyor. Feryatı figan ediyorlar. Bu atamayı da lütfen gerçekleştirin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzı çınlatıyor. Tohum, ilaç, mazot, yem, sulama suyu için kullanılan elektrik faturası fiyatları almış başını gidiyor. Gübre zamlarının peşinden koşsanız yetişilmiyor. Plansızlık, öngörüsüzlük tarımda sırıtıyor. Siz daha hiç sorun yokmuş gibi açıklamalarda bulunuyorsunuz. Hububatta, bakliyatta, bitkisel hamyada, pirinçte, pamukta, soyada ne kadar ithal ediyorsunuz? Onları da açıklar mısınız? 50'de kuraklık yaşanıyor. Bakanlık olarak ülkeden haberiniz yok. Bakın somut ispatı. TÜİK ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminler Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınmakta ve resmi istatistik programı kapsamında TÜİK tarafından yayınlanmaktadır dediği veriler ne kadar öngörden uzak, ülke tarımından uzak olduğunuzun belgesidir. Bitkisel üretim tahmini birinci dönem bir önceki yıla göre buğday üretiminin %7.3 oranında azalarak 19 milyon ton, arpa üretiminin %6 oranında azalarak 7.8 milyon ton, kırmızı mercimeğin %6.6 oranında artarak 350 bin ton olacağını tahmin ediyorsunuz. Hasat döneminde çiftçi Faik Toy buğdayda 5 milyon ton kayıp olacağını tweet atıyor. Sizin bu durumu görebilmeniz bitkisel üretim tahmini ikinci dönem hasat bitince oluyor. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin %13.9 oranında azalarak yaklaşık 17.7 milyon ton, arpa üretiminin %30.7 oranında azalarak yaklaşık 5.8 milyon ton, kırmızı mercimeğin %30 oranında azalarak 230 bin ton olacağını TÜİK'e bildiriyorsunuz. Bu dahi başlı başına bir skandal. Kuraklık olduğunu Sağır Sultan'ın duyduğu halde Tarım ve Orman Bakanlığı mercimekte rekortu artacak, buğday arpada sınırlı ürün kaybolacak diye veri düzenleyip o veriler üzerinden de taban fiyatı açıklaması tam bir akıl tutulması değil de nedir? Liyakat dediğimizde tam da budur. Öngörüde bu kadar sapma olan, 81 ilde müdürlüğü hatta ilçe müdürlüğü olan bakanlık bir çiftçinin tek başına açıkladığı veriyi saptayamıyorsa tarımın sorunlarını nasıl çözecektir? Nasıl olur da kırmızı mercimekte %6.6 üretim artışı olacak deyip 6 ay sonra %30 kaybın olacağını açıklarsınız. 2020 yılında kuraklık başladı, 2021'de devam etti. Onu dahi göremediniz. Sayın Bakan, bu yıl Mart ayında Temmuz stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu açıkladınız. Stoklarınızda ne kadar buğday, arpa, mercimek ve nohut vardı? Açıkladığınız taban fiyatlardan çiftçi memnun olduğunu söylediniz. Hasat bitti, çiftçi bu fiyattan memnun ise Temo ne kadar bu yıl bu ürünlerden alım yaptı açıklar mısınız? Yurt dışından düşük proteinli buğday aldınız. 2250 liradan ülkemiz çiftçisine taban fiyat verdiğiniz buğdayı 3343 liradan ithal ediyorsunuz. Yılın ilk yarısı 450 bin ton açık var derken bugüne kadar 2 milyon ton arpa ithal ettiniz. Arpa fiyatı 3 Ağustos'a 280 dolar, 21 Eylül'de 301 dolar, Ekim'de 391 dolara çıktı. Yükselişte devam ediyor. 1750 liradan taban fiyat verdiğiniz arpayı 3180 liradan ithal ediyorsunuz. Kurum zararını ve sıfırlanan gümrük vergilerin ünlü bir ihracat rakamlarından düşüyor musunuz? Yoksa kurum zararları kurumda mı kalıyor? Bu idarede durum daha vahim. Makarnalık buğday artan yurt dışı fiyatı nedeniyle Temo Kanada buğdayını sürekli yayınladı, listeden çıkardı. Zıplayan gübre fiyatları da artık Temo sayfalarında göremez olduk. Bir dekar buğday üretimi için tamamlayalım Sayın Vekilim. Bir dekar buğday üretimi için artan gübre desteği 4 lira oldu. Bir dekar için buğday üretiminde kullanılan gübreye gelen zam ise 350 lira oldu. Bu nasıl destek? 2002 yılında 1 ton buğday satan çiftçi 33 gram altın alırken bu yıl 4 gram altın alıyor. Siz
çiftçi refahından da haberiniz yok. Ayrıca taklit ve taşişle ilgili bir yıldır açıklama yapmıyorsunuz. Söyleyecek çok konu var, süre çok az. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımdan haber olmadığını altını çizerek tekrar vurguluyorum. Eğer ilginiz olsa çiftçi mutlu diye konuşmazsınız diyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Cengiz Gökşen, teşekkür ederim. Tarım ve gıda insanlarımız için çok önemli. Pandemi de bunu gösterdi. Şimdi hal böyleyken ülkemize bakıyoruz. Geçmişte tarımda kendi kendine yeten ve dünyaya tarım ürünü ihraç eden bir ülke konumundan maalesef bütün tarım ürünlerini ithal eden bir ülke haline getirildik. Bu da AKP'nin sayesinde oldu. Tarımda sıkıntılar çok büyük. Çiftçi borçları almış başını gidiyor. 2005 yılında 3 milyar 707 milyon lira olan çiftçi borcu bugün 220 milyar lira seviyesinde. Bu borçlarla ilgili bir yapılandırma düşünceniz var mı? Tarımda bir planlamanız, envanteriniz var mı? Gerçek üretim rakamlarını biliyor musunuz? Plansız bir tarımda ne çiftçi ayakta durabilir, ne ülke tarımı gelişebilir. Öncelikle çiftçinin kullandığı mazota, elektriğe, gübreye, ilaca, tohuma, fideye, fidana, sulama sistemlerine yeterince destek vermek lazım. Destek veriyorum demek için hiçbir işe yaramayan, karşılığı olmayan destekleri vermekten lütfen uzaklaşın. Bir çiftçi olarak söylüyorum bunu. Toprağa doğmuş, topraktan beslenmiş bir insan olarak söylüyorum. Hala bu işi yapan bir insan olarak söylüyorum. Desteği doğru, gerekirse üretimi artırmak için aynı destekleri verin bize. Aynı. Tohumu verin, gübreyi verin. Verin ki biz üretelim. Sadece laf olsun beri gelsin diye rakamlar açıklayarak çiftçiyi de ayakta tutamayız, tarımda tutamayız, tarımımızı da geliştiremeyiz. Bugün olduğu gibi yarın da ithalatçı ülke konumunda bulunmaya devam ederiz. 2021'de 22 milyar olan destek miktarı bu yıl 25 milyar 800 milyon liraya çıkmış. Yani %12,5 artış var. Dolar bazına baktığımızda bu artıştan ziyade değerli arkadaşlar düşüş demek. TÜİK bile %19,89 oranında enflasyon açıkladı. Beyefendi 2002'de çiftçi para kazanıyordu, para. Bir desteğe ihtiyacı yoktu çiftçinin, krediye de ihtiyacı yoktu. Alnının teriyle, şerefiyle, namusuyla kazanıyor, çalışıyor, üretiyor. Sizleri doyuruyordu, sizleri. Lütfen. Enflasyondan düşük destek açıklıyorsunuz. Karşılığı olmadığını az önce de söyledim. Çiftçi korkmadan üretimine devam edebilsin diye TMO piyasayı regüle edecek bir kurum olarak kullanılmalı. İthalat ofisi olarak değil. Özellikle hububatta çiftçi tohumu ektiği anda TMO alım fiyatını açıklamalı. Yani bugün olduğu gibi eğer yurt dışından biz 3500 lira tonu buğday ithal ediyorsak ve şu andaki rakamlarla buğday üretimimizdeki maliyet 4 lirayı geçmişse TMO çıkacak, aslanlar gibi benim çiftçime diyecek ki hey benim çiftçim, üretmeye her şartta devam et, ben 4 liranın üstünde senin buğdayımı alacağım. Eğer tarımı güçlendirecek cesaretiniz varsa çıkıp bunu açıklarsınız. Tamamlayalım Sayın Vekilim. Değerli arkadaşlar, Narenciye'ye gelmek istiyorum, benim bölgeme. Hala üreticiliğini yaptığım Narenciye'ye. Tarımı planlamadığınız gibi Narenciye üretimini de planlamadınız. Narenciye'nin ihracatına yıllarca 100 dolar seviyesinde destek verirken destekleri kestiniz. İhracatını yasaklayan bir bakansınız. Limonun ihracatını yasakladınız. Bugün geldiğimiz anda, lütfen başkan bunu söylemek zorundayım. Bugün geldiğimiz ortamda Çukurova'da Narenciye üreticisi 40 kuruşa, 80 kuruşa, 1.2 liraya ürün sattığı için Narenciye bahçelerini söküyor. Çok teşekkür ederim. AK Parti'den Sayın Yaşar Kırkpınar.